Herkese merhabalar, Dokun Sınıf Edebiyat yazılı yazılık provamıza başlıyoruz. İlk yazılımızdan inşallah çok güzel notlar almıştık. Şimdi hedefimiz daha da iyi notlar almak ve kazanımlara uygun bir şekilde süper bir yazılı provası hazırladık. Zaten okuldaki edebiyat hocalarımız da kazanımlara uygun bir şekilde sormalı. Bugün sizlere hocaların %100 soracağı bölümleri göstereceğiz. Sizler de mutlaka yazılı notlarınızdan sıkı sıkı anlattıklarımızı takip edin, notlarınızı alın. Okulda hocalarınızı dinlediniz, şimdi bizi dikkatlice dinleyeceksiniz. Yazılı notlarınızda tekrar ettiğinizde de inşallah yazılınızdan çok iyi notlar alacaksınız arkadaşlar. Bugünkü yazılımızın konuları daha çok şiir ve masal fabul olacağını düşünüyoruz. İlk yazılıda giriş ünitesinden ve hikaye ünitesinden çok soru gelmişti. Biz bugün bunları da tekrar edeceğiz kısa kısa. Bunlarla alakalı da çok sorumuz var. Ama şiir konusundan, edebi sanatlar konusundan, masal fabul konusundan Edat Bağlaş ünlem konusundan bayağı bir soru hazırladık. Hepsini güzel güzel çözeceğiz. Her biriyle alakalı özet anlatımımızı yapacağız. Arkamıza yaslanalım, emniyet kemerlerimizi bağlayalım ve inşallah güzel bir provayı birlikte izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar direkt olarak güzel sanatlarla başlıyorum. Birincisi arkadaşlar burada... Edebiyat işitsel sanatlar içerisinde sese ve söze biçim veriyor. Edebiyat ve müzik aynı adanın içerisinde. Peki burada neler vardı? Görsel sanatlarda maddeye biçim veren resim, heykel, mimari vardı. Dramatik sanatlarda da harekete biçim veren tiyatro, sinema gibi sanatlar vardı. Burada İlk yazılı konumuz olduğu için burayı hızlı bir şekilde geçiyorum. Yine metinlere baktığımızda bir sanat metinleri vardı. Böyle içerisinde şiirlerin olduğu, trajedilerin olduğu, mesnevilerin, romanların, tiyatroların olduğu sanatsal metinlerdi. Bir de öğretici metinler var. Burada ise daha açıklayıcı, daha bilgi verici, sanatsallığın daha az olduğu makaleler, eleştiriler, günlükler, gezi yazılarını görüyoruz. Şimdi burada hatırlarsanız iletişimin ögelerinde Öğretmen göndericiydi. Mesela ben şimdi size merhaba arkadaşlar dediğimde sizler de e, bana bu videoya like butonuna basarak, beğeni butonuna basarak e, dönüt yaptığınızda aramıza bir iletişim olmuş oluyordu. Ben şimdi gönderici öğretmen olarak sizlere diyorum ki mesela arkadaşlar hikaye okudunuz mu diyorum. Burada benim söylediğim şey nedir? Bir ileti. Sizler de evet okuduk hocam dediğinizde bana dönüt yapmış oluyorsunuz. Ben göndericiyim, sizler de alıcısınız. Sizler şu anda bilgiyi benim ilettiğim iletiyi benden alıyorsunuz. Kanal olarak ses dalgalarını kullanıyoruz. Evet şu anda Tonguç Akademi 9. Sınıf YouTube kanalındayız ama sakın sınavda öyle YouTube kanalı falan yazmayın. Kanaldan kastı ses dalgaları. Kullandığımız kod da Türkçe bizim ana dilimizi Türkçe'yi kullanıyoruz. Şu anda bağlamımız bizim stüdyo. Stüdyodayız, internet üzerindeyiz, genel ağ üzerindeyiz ama sınıfta böyle bir iletişim gerçekleşirse burada bağlam sınıf olmuş oluyor arkadaşlar. Birazdan bununla alakalı sorular çözeceğiz. Gelelim yine ilk yazılımızın önemli konularından birine hikaye. Hikayelerde arkadaşlar giriş gelişme sonuç bölümleri var. Yani serim, düğüm, çözüm gibi. Hikayede olaylar var, kişiler var, yer, zaman ve tema var. Burada anlatıcıyı size sınavda soracaklar. Birinci kişi ve üçüncü kişiyi. Yaptım ya da yaptık diyorsa birinci kişidir, yaptı ya da yaptılar diyorsa üçüncü kişi oluyor. Anlatıcının bakış açısına baktığımızda eğer anlatıcı olayın kahramanıysa yani içeriye girdim, kalemleri masanın üzerine bıraktım şeklinde konuşuyorsa mesela kalemleri masanın üzerine bıraktım şeklinde konuşuyorsa burada arkadaşlar kahraman anlatıcı vardır. İçeriye girdi, kalemleri masanın üzerine bıraktı diyorsa o zaman gözlemci bakış açısı vardır. Yani burada üçüncü kişiyle anlatım var. Burada birinci kişiyle anlatım var. Peki ilahi bakış açısı burada da üçüncü kişiyle anlatım var ama burada düşündü, diye düşündü, aklından geçirdiği gibi ifadeler var. Neden? Çünkü anlatıcı kahramanın başından geçenleri, aklından geçenleri de düşünebiliyor. Yani içeri girdi, kalemleri masanın üzerine bıraktı, aklından acaba derse ne anlatsam diye düşündü. Geçmişi anlattığı dersleri hatırladı gibi geçmişini, geleceğini o anda aklından geçenleri biliyorsa bu da tanrısal ilahi bakış açısı oluyor. Olay hikayesi hatırlarsanız olaya bağlıydı. İçerisinde giriş gelişme sonuç bölümleri vardı. Sant tarzı hikayelerdi. Beklenmedik bir sonla bitiyordu. Edebiyatımıza Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay önemli olay hikayecileriydi. Durum hikayesi ise hayatın belli bir durumu, belli bir kesiti anlatılıyordu. Olay hikayesini diğer adı arkadaşlar bu arada klasik hikaye. Burada Çehov tarzı hikayelerde, Çehov tarzı hikayelerde giriş, gelişme, sonuç bölümü yoktu. Adam gidiyordu, bir ağacın altında oturuyordu, düşünüyordu ve hikaye bitebiliyordu. Yani ne oldu ya? Bitti mi bu hikaye diyorduk. İşte bu tarz hikayeler Çehov hikayeleriydi. Edebiyatımıza Memduh Şevket Esendal öncüsüydü ve Said Faik Abasıyanık da yine bu tarz öyküleri bize örnek olarak vermişti. Anlatım biçimleri olarak hikayelerde mutlaka öyküleme var. Zaten hikayenin diğer adı da öykü arkadaşlar. Öyküleme yöntemi mutlaka kullanılıyor, olay anlatılıyor. Bir de varlıklar tasvir ediliyor. Yani varlıkların ayrıcı özellikleri betimleniyor arkadaşlar. Diyaloglar olabiliyor iç konuşma olabiliyor. Yani içinden geçenleri söyleyebiliyor. Bilinç akışında ise mantık silsilesi yok. Yani aklından geçenleri mantıksız bir şekilde aktardıysa o da bilinç akışı oluyor arkadaşlar. Gelelim şiire. Şiirle alakalı çok soru gelecek diye düşünüyoruz. Yüzde yüz sınavımızda da şiir olacak. Zaten birazdan da şiirle alakalı epey bir soru çözeceğiz. Şimdi şiir türlerinde arkadaşlar eğer şiirin konusu aşksa, özlemse, Allah sevgisini anlatan ilahilerse, güzellemelerse bu lirik şiir oluyor. Eğer kahramanlık konuluysa bu epik şiir oluyor. Destanlar epik şiir. Eğer öğüt veriyorsa arkadaşlar didaktik şiir oluyor. Divan Edebiyatı'nda mesela Nabi öğütler veren şiirler yazmış. Pastoral şiirde doğayı görüyoruz arkadaşlar. Doğadaki çobanların, kuzuların, kurtların yaşamı Pastoral şiirde, satirik şiirde ise bir eleştiri, bir hiciv, bir taşlama olduğunu görüyoruz. Edebi sanatları birazdan zaten detaylı bir şekilde göstereceğiz. Teşbih, benzetme yani e, diyelim ki annemin dişleri inci gibi dediğimizde annemizin dişlerini inciye benzetiyoruz. Birazdan bunu sorularla da pekiştireceğiz. Teşhis, kişileştirme, insan olmayan varlıklara insan özgü özellikler verilmesi. İşte kalem... Ee, diğer kaleme küsmüştü. Nasıl yani ya? İşte bu kişileştirme oluyor. İnsan olmayan varlıklar insana benzetilmiş. İntak ise konuşturma. İntak olan yerlerde mutlaka kişileştirme de oluyor. Mavi kalem kahverengi kaleme selamun aleyküm dedi diyorsan burada bir konuşturma var. Niye? Kalemem insana benzetilmiş hem de insan gibi konuşulmuş. Mübalağa bir şeyi olduğundan çok çok fazla göstermek ya da çok çok az göstermek abartma oluyor. Mübalağa oluyor. Yani diyelim ki bir ağlasam gözleşim sel olur dediğinde bu abartma oluyor. Tezat ise tezıt yani zıtlık. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz dediğimizde ağlamak ve gülmek birbiriyle zıt olmuş oluyor. Aynı zamanda şiirlerde kavramlar vardı. Tapşırma halk edebiyatta şairin takma ismiydi. Mahlas Divan Edebiyatı'nda kullanılıyordu. Gelenek her şiirin kendine ait bir geleneği vardı. Örnek veriyorum e, divan şiir geleneğinde bakın şuraya şöyle divan yazıyorum. Süslü bir şekilde divan yazıyorum. Divan. Divan şiirinde genellikle beyitler halinde nazım birimi beyit olan aruz ölçüsüyle yazılmış ağır bir dille yazılmış şiirler oluyordu. Ama halk edebiyatı halkın edebiyatıydı. Sade bir dille, hece ölçüsüyle, dörtlük nazım biriminde şiirler yazılıyordu. Ve dörtlük nazım birimiyle yazılırken hece ölçüsünün kullanıldığını rahatlıkla hissedebiliyordunuz. Daha somut ögeler vardı. Divan şairi kendi geleneğinde aruz ölçüsüyle ağır bir dille yazarken, süslü bir şekilde yazarken, parça güzelliğine dikkat ederken, halk şairi sade bir dille bütün güzelliğine dikkat ediyordu hece ölçüsü az önce bahsettiğimiz gibi parmak hesabıyla heceleri saymak. Aruz ölçüsü ise hecelerin açıklığı ve kapalılığına dayalıydı. Ve burada da divan edebiyatında çok sık kullanıldığını görüyoruz. Serbest ölçü ise bak hece ölçüsü genellikle şöyle gözükür arkadaşlar. Böyle dört dört gözükür. Aruz ölçüsü yazılan şeyler genellikle beyittir. Serbest ölçü ise serbest. Hecelerin sayısının eşitsizliğine dayanıyordu. Şimdi redif ve kafiyeyi de hatırlayalım. Hatırlarsanız dize sonlarındaki ses benzerliğine biz kafiye diyorduk. Ama yazılışı aynı anlamı aynı, görevi aynıysa o redif oluyordu. Bakın burada geldiler, bildiler, aldılar derken dili geçmiş zaman ve ler şahıs eki. Dili geçmiş zaman ve ler şahıs eki. Dili geçmiş zaman ler şahıs eki. Bunlar yazılışı da aynı. Anlamı da aynı, görevi de aynı olduğu için bunlar redifti. Ama gelin sonundaki L, bilin sonundaki L, alın sonundaki L Harf benzerliği olduğu için, yani denk geldiği için biz buna kafiye diyorduk. Bir harf olursa yarım kafiye, iki harf olursa tam kafiye, üç ve daha fazla olursa zengin kafiye diyorduk. Kelime diğerinin içinde olursa tunç kafiye, eğer sesteş sözcükler birbiriyle kafiye oluşturduysa bu da e, cinaslı kafiye oluyordu. Mesela bak, saçarın sonundaki ar geniş zaman eki, açar, kaçar. Bak bu arlar geniş zamanlar hep redif arkadaşlar gördüğünüz gibi ama saçtaki ac kaçtaki aç ve açtaki AC iki harf tam kafiye olmuş oluyor. Dize buydu arkadaşlar. Beyit 2 2 gidiyordu. Dörtlük 4 dört 4 dört gidiyordu. Bent de 3 4 5 altı her biri bent oluyordu. Dolayısıyla dörtlüklerde birer bent arkadaşlar. Nazım biçimi ise bambaşka bir şeydi. Nazım biçimi şöyle bir şey. Bakın. Diyelim ki siz bu şiire baktığınızda bunun ikilik bunun dörtlük olduğunu görebiliyor musunuz? Evet. Bu o zaman nazım birimi olarak beyit. Bu da nazım birimi olarak dörtlük. Ama biçimi olması için burada detaylara girmeniz gerekiyor. Kafiye düzenine, konusuna işte e, bazı detaylarına bakmanız gerekiyor. Dolayısıyla mesela koşma 11 lece yazılıyordu. Veyahut da mani 7 lece yazılıp tek dörtten oluşuyordu. Gazeller 5-15 beytten oluşuyordu. Sone batıdan gelmişti. Bunlar detaydı. Nazım türlerine baktığımızda aynı bunun gibi. Eğer eleştiri varsa taşlama, eğer vefat eden bir kişinin ardından yazıldıysa ağıt. Eğer Allah sevgisi anlatılıyorsa ilahi. Yine divan edebiyatına vefat eden kişilerin ardından da Mersiye yazılıyordu arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Hatta bu şiirle alakalı biraz soru çözelim ki e, konumuz iyice pekişsin. Çünkü şiirden çok soru gelecek sınavda. Hemen şu edat bağlaçları geçmeden hemen şuraya bir bakalım isterseniz. Gelin. Sonra buraya yine den döneceğiz. Zaten sizler de sizler de mutlaka yazılı notlarınızdan ve sonrasında Dinamo Soru Bankalımızdan bol bol yazılı provaları çözmelisiniz. Şimdi Burada dörtlükler halinde yazılmış bir şiirimiz var. Doğru yanlış şeklinde ilerleyeceğiz. Demiş ki halk şiiri geleneğinin ürünüdür. Evet halk şiirinde böyle sade bir dil vardı. Halk şiirinde dörtlükler vardı. O zaman buraya doğru diyebiliriz. Divan şiiri olsaydı daha uzaktan bakarakmaz böyle beyitleri görmeniz lazım. Bak bu halk şiirine benziyor. Burası doğru. Tabiat teması işlenmiştir. Bakalım Çukurova bayramlığın giyerken, çıplaklığın üzerinden soyarken, Şubat ayı kış yelini kovarken cennet demek sana yakışır dağlar. Ağacınız yapraklarla dolanır, taşlarınız birbirliğe inanır diye çiçekler, pınarlar, rüzgarlar, kuşlar o zaman tabiat teması işlenmiştir diyebiliriz aruz ölçüsüyle oluşturulmuştur. Yanlış. Hatırlarsanız divan edebiyatında yani bu tarz beyitlerle olanlarda aruz var diyorduk. Ama dörtlüklerle gidenlerde halk edebiyatında hece ölçüsü var demiştik. Divan edebiyatında da dörtlüklerle yazılanlar var. Ama temelinde böyle dörtlüğü görünce, sade dili görünce hatta şuraya yazalım. Sade dili dörtlüğü görünce ee, halk edebiyatı diyeceksiniz. Aynı zamanda aruzu görünce, ağır dili görünce de ee, beyti görünce de divan edebiyatı diyebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Kafiye örgüsü A, A, B, C, 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 B, D, 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 B diye gidiyor. Bakalım. Giyerken, soyarken, kovarken dağlar. Dolanır, inanır, gönerir dağlar. Atışır, ötüşür, üşür dağlar. Evet. Burası yine doğru arkadaşlar. Doğruyu pardon. Maviyle değil. Kahverengiyle yazalım. Devam edelim. Şimdi. Üçüncü dörtlükte burası. intak sanatı vardır. Intak neydi? İnsan olmayan varlıkların insan gibi konuşmasıydı. Rüzgar eser dallarınız atışır. Kuşlarınız birbiriyle ötüşür. Ören yerler bu bayramdan pek üşür. Sümbül niçin yaslı bakışır dağlar? Bak burada sümbülün yaslı bakması teşhistir, kişileştirmedir. Dalların atışması, kuşların birbiriyle ötüşmesi belki biraz kişileştirme olabilir ama... ...burada insansı bir şey yok. Dolayısıyla insan gibi konuşulmamış. O yüzden burada intak sanatı yok. Burası yanlış. Son dörtlükte mahlas yer almaktadır. Şairin ismiydi mahlas hatırlarsanız. Bakın Karacaoğlan yazmışız. Burada da Karacaoğlan yazıyor. O zaman bu da yine doğru diyebiliriz. Pastoral şiir özellikleri göstermektedir. Tabiat varsa, doğa varsa, kuzu, koyun, ağaç, yel, rüzgar, taş, çiçek, pınar varsa... ...bu pastoral şiir de diyebiliriz. İlk dörtlükte tam kafiye ve redif vardır demiş. Bakalım şimdi giyerken, soyarken, kovarken. Şimdi giymek erken diye zarfileki almış. Soymak erken diye zayıf fileki almış. Zarfileki almış, zarfileki almış. Soymak arken diye zarfileki almış. Kovmak arken diye zarfileki almış. O zaman şuraya yazıyorum... Arkenler aynı görevde aynı anlamda oldukları için rediftir. Şimdi gelelim kelimenin köküne. Giyin içindeki y, soyun içindeki y, Tamam bu kadar. Sadece y'lerde nedir arkadaşlar? Yarım uyaktır. Ama bize ne demiş burada? İlk dörtlüde tam kafiye ve redif vardır diyor. Redifi doğru ama tamı yanlış. O zaman burası yanlış oluyor. Teşhis sanatına yararlanılmıştır. İnsan olmayan varlıklara insana özgü özellikler verilmesi teşhisti. Çukurova bayramlık yiyor. Bak kişileştirmiş. Çıplaklığını soyuyor. Şubat ayı kovuyor. Aynı zamanda e, taşlarınız birliğe inanıyor. Çiçekler, pınarlar, rüzgarlar atışıyor. Bunların her biri arkadaşlar kişileştirmedir. O yüzden burası da doğru. Hemen başka bir e, uyak sorusuna bakalım. Bu konuyu iyice pekiştirelim. Çünkü yazılı da mutlaka şiir konusundan bol bol soru geleceğini biliyoruz. Devam edelim. Verilen uyak yoktur diyor. Şimdi... Veysel bu sistemler canımı yaktı. Güzellerde eda yoktur. Naz kalktı diyor. Şimdi yaktıdaki tı, kalktıdaki tı yazılışları aynı, anlamları aynı olduğu için tığlar rediftir arkadaşlar. Rediftir hatırlarsanız kahverin gibi Ama yakın içindeki k ve kalkın içindeki k bir harf tuttuğu için yarım uyak. O zaman k yazıyorum ve yarım u yazıyorum. Doğru yarım uyak yazayım hatta niye üşeniyorum ki yarım uyak diyorum doğru. Ortasında deniz kenarlar kara bu dünyada cennet olmuş kullara. Bak şimdi kara ...kullara. Yani bunlar da... ...bu R'ler, A'lar tamamen... ...denk gelmiş. Bir redif yok. Dolayısıyla... ...burada bak. Karanın içindeki A, R, A... ...kulların içindeki A, R, A... ...üç harf zengin harf. Zengin uyak... ...daha doğrusu. Dolayısıyla buraya da zengin... ...uyak yazıyorum arkadaşlar. Mesela... ...ortası da deniz kenarlar kara derim. Bu dünyada cennet olmuş kullara derim deseydi... ...derimler redif olurdu. Ama burada tamamen denk gelmiş. 62 yıldır seni ararım. Tükenli sabrım yoktur kararım... ...diyor. Bak şimdi. Aramak... Ararım, arar, geniş zaman ben ararım diyor. E, ee, kararmak, karar, pardon kararım diyor. Bir de kararmak değil bu kararım. Ee, o zaman bir dakika bunların hepsi uyak. E ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman bu zengin. Ama zengin yazmamış, Tunç Uyak yazmış. Ha Tunç Uyak şuydu. Birinin diğerinin içinde olmasıydı. Yani şöyle alt kümesi gibi. O zaman bu da yine doğru arkadaşlar. Mesela vakit olmuştu ikindi yalnızlık sessizce aşağı indi dediğimizde indi ikindinin içinde oluyor. Bu da tunçuyak. Burada tunçuyak var. Çile var ki çok nimetten evladır. Sabır, şükür her zinetten evladır diyor. Şimdi bak. Evladır, evladır. Tamam. Aynı zamanda nimetten, zinetten bak. Ten evladır. Bir kere nedir? Net bir şekilde yazılışları aynı, görevleri aynı olan redif arkadaşlar. Ama şuraya bakın. Nimetin içindeki et, Ziynetin içindeki et iki harf o zaman etlerde tam uyaktır diyebiliriz. Genellikle gördüğünüz gibi redifler ek halinde ya da kelime halinde oluyor. Al bu kadehini kaldır dediler. Gözünün yaşıyla doldur dediler. Şimdi bak bir kere dedilerin yazılışı da aynı anlamı da aynı. Kaldır kalmaktan yok kalkmaktan kaldır. Kalkmaktan kaldır. Ee, dolmaktan doldur. Dırlar da yine şey. Cinas Uyak demiş. Hayır canım, Cinas Uyak falan değil. Bu yanlış. Cinas Uyak olması için yazılışları aynı... ...anlamları tamamen farklı, ses ses sözcükler olması lazım. Mesela size bir Cinas Uyak yapayım mı? Hem biraz da gülelim. Bakın şimdi. Kuleden... Tamam mı? Ses geliyor kuleden. Tamam mı? O kaş... O göz... Değil mi? Değil mi? Beni sana kuleden. Aa, Bak işte bu tam anlamıyla cinas. Niye? Birinde kuleden cool diyor. Yani kule cool bildiğin. Biri kul cool eden diyor. Yazılışları aynı ama alanları tamamen farklı. Bu tarz şeyler cinas uyaktır. Burada cinas uyak yok. Hemen başka bir soruya bakalım. İyice pekiştirelim bu konuyu. Çünkü yazılı da hocamız yüzde yüz soracak. Biz de zaten hem yazılı notlarımızda hem de Dinamo Edebiyat Soru Bankamızda buna çok fazlasıyla yer verdik. Şimdi kafiye yoktur diyor. Bakalım. İçimde tüten bir şey bu üniversite sınavında çıkan soru tarzıdır arkadaşlar. Üniversite sınavında bundan mutlaka soru gelir. İçinde tüten bir şey hava renk eda iklim. O benim zaman mekan açıp geçmiş sevgilim diyor bak. İklim sevgilim. Şimdi iklimin içindeki limle sevgilimin içindeki lim tamamen alakasız denk gelmiş. Dolayısıyla burada uyak var. Hatta şöyle çizeyim altını. Limler şöyle de yazayım. Limler arkadaşlar. Üç harf olduğu için zengin uyak. Burada uyak var. A Düşündü kış yakın. Evde odun yok. Tenekide yağ yok. Çuvalda un yok. Şimdi bak yoklar Aynı anlama geliyor. Bunlar dolayısıyla redif. Bak yoklar aynı anlamda aynı görevde redif. Ama odunun içindeki unla çuvaldaki unun içindeki un bu unlar tam uyak oluyor. Neden? Çünkü yazılışları aynı ama anlamları tamamen farklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu. Konuşmak istedi dili tutuldu. Bak şimdi. Burkmaktan burkulmak, burkulmaktan burkuldu. Tutmaktan tutulmak, tutulmaktan tutuldu. Dular diyeli geçmiş zaman ullarda edilgenlik eki. Yani burkmaktan burkulmak, tutmaktan tutulmak ele eki. O zaman şuraya yazıyorum. Uldular redif. Tamam, güzel. Şimdi bakalım uya. Burk, tut. Aa, hiçbir artı tutmuyor. O zaman uyak yok. Cevabımız Ceyhan. Yani böyle sonunda bir benzerlik var diye. Ay bu da çok tatlı olmuş. Burada uyak var, kafiye var diyemezsin. Sadece redif var burada. Anlaştık mı? Dolayısıyla uyak, kafiye, rediften farklı bir şey. Gönlüm sende gözüm yollarda durdu. Saat isyan etti. Takvim kudurdu. Bak şimdi durmaktan durdu, kudurmaktan kudurdu. duğular yazılışlar aynı, anlamlar aynı olan redif, dili geçmiş zaman. Ama durun içindeki ure ve kudurun içindeki ure bunlar iki harften dolayı oluşan tam uyak diyebiliriz. Devam ediyorum. İplik iplik nakışında sen varsın, madde madde yokuşunda sen varsın. Varsın varsın sen sen. Bunlar aynı şey. Nakışında sen varsın. Yokuşunda sen varsın. Nakışı nakışın. Senin nakışın. Yokuşu senin yokuşun. Dolayısıyla bakın burası ında unda sen varsın. Burası bütünüyle arkadaşlar redif. Aynı şey yani sonuçta. Fazla bir şey yok. Bayağı bir tutmuş gibi duruyor ama aynı şeyi tekrar etmiş. Ama nakışın sonundaki ış, yokuşun sonundaki uş. Bu ış uşlar arkadaşlar tam uyak diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımızın artık kesinlikle C olduğuna eminiz. Niye? Niye? Redif var eyvallah teşekkür ederiz ama uyak yok. Gelelim edebi sanata biraz şiir konusunu pekiştireceğiz demiştik. Sonra diğer masada falan geçeceğiz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen edebi sanat yoktur diyor. Şimdi bunların ne olduğunu bir hatırlayalım. Tenasüp hani derler ya münasip bir zamanda size gelelim. Tenasüp uygunluk demek arkadaşlar. Tenasüp uygunluk yani birbirine uygun sözlerin kullanılması. Laleyi sümbülü gülü diken almış. Zevki şevk ehlini ahu inleme almış. Bak lale sümbül gül diken bunlar birbirine uygun kelimeler. Burası doğru. Çünkü hangisi yoktur diyor. Kaşına ya da alnına benzemek için dolunay olur gökte ay bazen de hilal diyor. Hüsnü talil güzel nedene bağlamak demek. Bakın güzel nedene bağlamak. Şimdi mesela diyelim ki adamın sevgilisi geliyor diyor ki sen geldin diye ağaçlar çiçek açtı sevgilim. Hadi oradan hadi oradan resmen yazıyorsun. Güzel bir nedene bağlıyorsun. Ağaçlar çiçek açtı çünkü bahar geldi. Niye öyle diyorsun? Güzel nedene bağlıyor. Burada da adam kaşına ya da alnına benzemek için dolunay olur gökte ay bazen de hilal diyor. Yani ayın dolunay ya da hilal olmasının sebebinin kaşına benzemek olduğunu söylüyor. Abartıyorsun. Bu da yine güzel nedene bağlamış. B seçeneği de doğru. Tekrir tekrar etmek demek. Tekrir tekrar esas. Çok da zor bir şey değil. Her zulmü, kahrı boğmaya bir parça kan yeter. Ey şark uyan yeter. Ey şark uyan yeter bak. Aynı şeyi tekrar etmiş. Burası da yine doğru. İstiare arkadaşlar şöyle bir şey benzeyen ya da benzetilenin kullanılmadığı benzetme. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şöyle anlatayım. Bakın şimdi size çok güzel bir örnek anlatayım. Diyelim ki futbolcular futbolcular sahaya geldi dediğimizde bu cümlede herhangi bir sanat yok. Normal futbolcular sahaya geliyor. Hoş geldiniz bu kadar. Herhangi bir sanat yok. Ama şimdi deseniz ki şöyle deseniz ee, aslan futbolcular ...sahaya geldi deseniz... ...bak şimdi... ...burada aslanı farklı renkle yazıyorum. Neden? Çünkü bu bir benzetme yaptı. Futbolcuları aslana benzetti. Hatta şurada kafanız karışmasın diye... ...şöyle kağıdı tam koyayım ki gözüksün. Tamam mı? Aslan futbolcular sahaya geldi dediğimizde... ...futbolcuları aslana benzetti gördüğünüz gibi. Bak aslan futbolcular sahaya geldi. Bu cümlede sanat yok, bu cümlede sanat var. Şimdi burada benzeyen kim? Hatta başka bir renk kalemle yazmaya çalışayım. Şöyle e, şuradan turuncuyu alayım. Bakın burada benzeyen kim? futbolcular. Futbolcular benziyor. Neye benziyor? Kendisine benzetilen ne? Aslan. Bu da benzetilen. Buna biz güzel benzetme diyoruz. Hatta aslan gibi güçlü futbolcular deseydi o zaman benzetme edatı ve benzetme yönü de olduğu için dört ögesi de olan benzetme diyecek. Ama o çok fazla kullanılıyor. Burada bir güzel benzetme var. Aslan futbolcular. Benzeyen var ve benzetilen var. Şimdi buraya dikkat edin. Eğer, eğer dese ki şimdi şöyle yazayım hatta. Aslanlar sahaya indi dese bu sefer ne oluyor? Bu işte istihar oluyor. Niye? Çünkü sadece sadece benzetilen kullanılmış. Görüyor musunuz? Hani futbolcuları falan çıkardı. Dolayısıyla biz buna istihar ediyoruz. Bakın bu benzetmeydi. Teşbihi beliydi. Güzel benzetme. Bu ise eğritileme. Yani istihar oluyor. Yani sadece benzetilen kullanılmış. Peki hocam sadece benzeyen kullanılabilir mi? Olur. Onu da göstereyim. Şimdi gösteriyorum. Bakın şimdi. Futbolcular sahada adeta kükredi dediğiniz zaman şimdi futbolcuları bu da istihare. Bu arada bu da istihare. Ama bu seni biraz daha kapalı bir istihare. Neden kapalı hocam? Çünkü şundan dolayı. Futbolcuları Aslan'a benzetmiş ama söylememiş. Aslan'ı sen şöyle anlıyorsun. He, kükremek Aslan'a özgüdür. Futbolcuları Aslan'a benzetmiş ama söylememiş. Yani Aslan gibi futbolcular sahada adeta kükredi dememiş de futbolcular sadece kükredi demiş. İşte bu kapalı istiare oluyor. Neden kapalı istihare? Çünkü sadece benzeyen kullanılmış. Bu ise açık istihare. Aslan diye yazmış zaten açık açık söylüyor. Bu ise açık istihare oluyor. Niye? Açık açık benzetilerini yazmış. Aslanları yazmış. İşte istihare benzeyen ya da benzetilenden yalnızca bir tanesinin kullanıldığı benzetme türüdür. Bu ikisi olursa güzel benzetme oluyor. Buna biz teşbihi beli gidiyoruz. Beli. Bu açık istihare benzetilen var. Aslanlar. Burada sadece benzetilen var. Açık istihare. Burada ise benzeyen var. Kapalı ise Futbolcular benziyor ama neye benzediğini biz... Ha, kükremek aslan özgür diye kapalı kapalı anlıyoruz. Şimdi şunu kaldırıyorum tekrar şöyle. Geldik buraya. Can kafeste durmaz uçar. Dünya bir han konan göçer. Şimdi canı bir kuşa benzetmiş. Hani kalbimizdeki can var ya can kafeste. Gerçekten şu anda kalbimiz göğüs kafesimizin içerisinde. Uçup gidebilir. Allah gecinden versin. Ama burada canı kalbe benzetmiş ama söylememiş. Dolayısıyla burada istiare var. Gün doğumundan gün batımına kızardı bahçe. Bir bir leylak nergis, lale ve sümül düştü. Bak. Leylak, nergis, lale, sümül derken tenasif var. Doğum, batım derken tezat var. Bahçenin kızarması da bir benzetme diyebiliriz. Ama abartma yok ki. Bu yanlış. Cevabımız E seçeneği. Devam ediyoruz. Başka bir söz sanat sorusu çözelim. İyice pekiştirelim çünkü yazılda yüzde yüz buradan soru gelecek. Hiçbir soruyu kaçırmanızı istemiyorum. Şimdi intak konuşturmaydı. İnsan olmayan varlıkların insan gibi konuşmasıydı. Cinas yazılışı aynı anlamları tamamen farklı sözcüklerin oluşurduk kafeydi. Oluşturdukları kafiyeydi. Tariz dokundurmaydı bakın. Tariz laf sokma yani dokundurma. Abartma zaten söyledik mübalağa yani bir şey olduğundan çok çok fazla ya da çok çok az göstermek. Tell me ise tell me yani hatırlat bana diyeceğiz ama hatırlatma. Geçmişte yaşanmış Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed, Hazreti Davut veyahut da işte Leyla, Mecnun, Ferhat şiirini hatırlataraktan şiirde bir şey anımsatıyorsun. Şimdi Dilice esince dağdan fırtına, sanki kanat takmış gibi sırtına. Uçtu da karınca çok çok uzağa söylendi. Ben nasıl aldım, düştüm toza? Karınca konuşuyor. İntak var. Geçtik. Baktım yüce dağlar, mazisi yürek dağlar. Bak birinde dağlardan bahsediyor, diğerinde dağlamaktan bahsediyor. Dolayısıyla burada cinas var. Yazılışları aynı, anlamları bütünüyle farklı. Üç parmak noksan, ölç ölçersen kile. Tatlı söz konuşma bir kimseyle. Dört kuruşa sekiz kuruş et hile. Hilekarlık hoş sanatlar usanma diyor. Laf sokuyor yani. Hilekar ol diyor. Rezil ol diyor. Pis ol diyor. Yani olma demek istiyor ama tersini söylüyor. Dokundurma yapıyor. Sevgiliden ayrı düştü garip. Ah iğne deliğinden geçer oldu va. Hani hani çok zayıfla deriz ya böyle bir insan üzülünce. O kadar zayıflamış ki artık iğne deliğinden geçiyor. Yavaş abartmış. Her şey ne sıcaktı. Her şey ne iyi. Hatta o karanlık aysız geceler. Allah burada hiçbir şey hatırlatmamış ki. Telmih değil. Telmih olması için tekrar söylüyorum. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Davut, Hazreti Adem, Hazreti Muhammed, Leyla, Mecnun, Ferhat, Şirin. Bir şeyler böyle tarihten geçmişten önemli bir şeylerin hatırlatılması lazım. Devam ediyoruz. Burada tamlama sorusuna geldi. Başka şiir sorumuz varsa onları da çözelim ki iyice pekiştirelim. Arkadaşlar hiçbir soruyu kaçırmanızı istemiyorum. Edatlar, Sedatlar, Bağdaşlar, yazım kuralları. Bayağı bir soru hazırladık arkadaşlar. Bugün gerçekten dolu dolu bir şekilde çalışacağız. Yazılımızdan da en notu alacağız. Hikaye soruları var. Buraları dursun o zaman. Tamam. Şiirle alakalı diğer sorularımıza devam edeceğiz. Şimdi masala döşemeye gelelim. Neredeyse... şurada. Şimdi şurayı bitirmiştik. Devam ediyorum. Burayı bitirdik. Geldik masala. Şimdi masalın planında arkadaşlar döşeme, serim, düğüm, çözüm, dilek gibi bölümler var. Şimdi döşeme bölümü Düşüyorsun. Nasıl yani hocam? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken diye başlayıp bir, önce bir yerlere bir şeyler düşüyor. Hani fayans döşemek gibi düşünün. Burada düşüyor yani bir, bir ile bir giriş yapıyor yani düşüyor. Sonra serim var olayları seriyor. Anlatıyor kimler kimin. Sonra düğüm var. Keloğlan'ı kaçırıyorlar. Sonra çözümleniyor. Keloğlan kurtuluyor ve en sonunda da dilek var. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş falan gibi şeylerde dilek oluyor. Tabii ki masalda da öyküleme betimleme var. Tabii ki burada da ben olursa, biz olursa birinci kişi, o olursa üçüncü kişi. İlahi bakış açısında kahramanların aklından geçenleri düşündü diyerek söylüyoruz. Kahraman yaptı tım diyor. Gözlemci yaptı diyor. Söz sanatları var tabii ki, deyimler var. Kişi, olay, yer, zaman burada da var. Diyaloglar, kişi tanıtımı, olay tanıtımı, geriye dönüşler, keloğlan çocukluğunu hatırlamış, özetlemeler, iç konuşmalar burada da var. Masallarda olağanüstü kişi olaylar var ve evrensel değerler var. Yani masallarda böyle ulusal şeyler yoktur. Destanlar ulusaldır ama mesela Kırmızı Başlıklı Kız hangi ülkeden? Söyler misiniz? Bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Çünkü evrensel tüm insanlığa mal olmuş. Fabullarla masallar arasındaki farka gelirsek bakın. Masallar genellikle öyle mutlu sonla biter. Onlar ermiş. Muradına biz çıkalım kerevetine. Kere olan en sonunda kralın kızıyla evlenir. Ama fabullar genellikle ibret verici bir sonla biter. Bize bir nasihat, öğüt verir. Yani e, fabulların sonunda genellikle böyle bir öğüt bulunur. Ya böyle yaparsanız böyle olur der. Tilki öyle yaptı, kurnazlık yaptı. Sizin de başınıza bunlar gelir der. Fabulda da yine serim düğüm çözüm öğüt bölümleri var ama fabulda dikkat ettiyseniz buradaki gibi döşeme, direk bölümleri yok. Anlatım biçimleri, öyküleme, bitirme burada da var. Fabullar hayvanların genellikle konuşturularak, kişileştirilerek insanlara ders vermek amacıyla yazılmış eserler. Ezop fabuları vardı. La Fontaine fabuları vardı. Yine birinci kişi, üçüncü kişi burada da var. Yine İlay Kahraman Gözlemci Bakış Açısı burada da var. Burada tekrar söylüyorum öğüt olduğunu unutmayın arkadaşlar. Ve nasihat verici, ibret verici bir sonla bittiğini de hatırlamamız lazım. Hatta şimdi isterseniz gelin bunların da sorusunu güzel bir şekilde pekiştirelim ki hiçbir şey kaçırmamış olalım. Şöyle şiir sorusu vardı. Şiir sorusu vardı. Devam ediyorum. Bayağı bir soru çözmüşüz burada. Bakalım. Söz sanatları gördünüz. Ha, burada bir masal sorumuz var. Hep beraber çözelim bakalım. Şimdi sıkılmayın diye biraz konu biraz soru gidiyorum arkadaşlar. Sizler zaten yazılı notlarınızı önünüzde güzel güzel alıyorsunuz. İnşallah sonrasında da Dinamo Soru Bankamızdan da burada Dinamo seti gösteriyorum ama Dinamo Soru Bankamız var biliyorsunuz bu setin içinde. Üçü bir arada olunca daha avantajlı oluyor. Dinamo Soru Bankamızdaki edebiyat kısmında da yazılı provalarımızı mutlaka çözmelisiniz. Bakın burada yazılı provaları var şiirlerle alakalı. Bunları ÖSM tarz soruları çözdüğünüzde inşallah hiçbir soruyu kaçırmayacaksınız diyorum. Şimdi bu parça ile ilgili yargıları doğru veya yanlış şekilde değerlendiriniz demiş. Fakir bir kele olan varmış. Bir de onun anası. Kele olan her gün ormana oduna gidermiş, sırtına odun taşırmış. Bir gün yorulmuş bir ağaca dayanmış, yorgunluktan of of diye bağırmış. Derken yerden bir kaba açılmış. Bir cin çıkmış. Ne istiyorsun? Aman bir işlediğim yok. Yoruldum da of dedim. Cin sen beni çağırdın. Benim adım Of demiş. <laughs> Cinn adı Of. Kelo bir kutu vermiş. Al bunu eve götür. Buradaki ağacın yerini unutma. Başın sıkışırsa gel beni çağır. Kutuya da sakın açıl kutum deme demiş. Kelo olan eve gelince olanları annesine anlatmış. Cin bana bir kutu verdi ama sakın açıl kutum deme diye tembih demiş. Bu sözleri söyler sözlemez kutu açılmış. Açıl kutum deme derken açıl kutum demiş oluyorsun. Kelo olan yani bunları bil artık. İçinden türlü türlü yemekler çıkmış. Sofralar kurulmuş, iyi pişmişler. Kelo olan bir gün annesine padişahı eve davet edeceğini söylemiş. Hmm. Şimdi bir masalın döşeme bölümünden alınmıştır. Yanlış. Niye? Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer teller iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken diye bir başlangıç yaptı mı? Yapmadı. Direkt konu vardı. O yüzden bu yanlış. Teşbi, teşhis ve intak sanatlarına yer alınmıştır. Yani benzetme, kişileştirme ve konuşulma sanatı. Ya, olan zaten insan. o zaman burada bu yok diyeceğiz arkadaşlar. Olaylar üçüncü kişi ağzından anlatılmış. Evet. Çıkmış o. Taşırmış o. Bağırmış o. Vermiş o. Dolayısıyla burası doğru. Olağanüstü kişi olaylar vardır. E tabii ki yani cinler minler böyle açılıyor kutu içinden yemekler çıkıyor. Bu olağanüstü. İyi kötü çatışması işlenmiştir. Hayır şu anda daha bir kötü görmedik. Kel olan zaten iyi. Annesi zaten iyi. Cin de iyilik yaptı. Herhangi bir kötü görmedik arkadaşlar. Gelelim bu soruya. Bakın yine bir masal fabul sorusu. Fabul sorusu bu seferde. Bu parça fabulun hangi bölümlerinden alınmıştır diyor. Kurtlar da saldırırlar hemen. buharlar köpekleri. Verilen sözden emin rahat rahat uyurken parça parça edilir. Kurtulamaz hiçbiri. Biz buradan çıkarabiliriz şu neticeyi. Kötülerle savaşmalı artsız arasız. Sözüm yok barış iyi. Fakat faydasızdır faydasız. Düşmanlarla barış yapmamız. He. Burada bize ne yaptı? Bir öğüt verdi arkadaşlar. Dolayısıyla burada düğüm öğüt mü? Serim düğümü, çözüm öğütünü ona vereceğiz. Şimdi birincisi serim bölümü yok. Bir şey sermedim düğümlerinde değil de burada çözümü gördük. Yani ve parça parça edilir. Kurtulamaz hiçbir direkt çözümledi. En sonunda da verdi. O yüzden cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz biraz da şu e, dil geçeceğim şimdi ama biraz da şu hikayeyle alakalı sorular çözelim ki bunlar da ilk yazılığınızın son konularıydı. Belki hocanız yeni konulara gelmese veya eski konulardan soracak olursa bayağı bir soru soracaktır. Bunlara da bir bakalım. Gelin. Sonra da dil geçeceğiz. Hepsini süper bir şekilde bitireceğiz inşallah. Bir hikayeden anlam bu parça kullanılan anlatım biçimlerini X tekniğiyle gözyaşlar denedim, şöyle şöyle yapalım. Şimdi, giyindim, uyku bir düşman ordusu gibi. Kendini bırakmaya gelmiyor. İşte yatağın üstüne oturmuş, ayakkabılarımı giyiyorum. Bir dakika durup elimi yorgana koydum. Başımı da şöyle yasağa doğru şakacıktan eğdim. Uyumuşum. Kaç dakika böyle yarım yamalak, toz toparlak, eri bir vaziyette uyudum bilmiyorum. Her şeye rağmen bu beni köle gibi, sevgili gibi esereden uykudan kurtulmalıyım. Yaşasın musluk. Avuçlarını buz gibi suyla doldur, çarp yüzüne. Bir daha, tamam. Nişancı dükkanlarında kuvvet oyuncağının zili çın çın öttü. Sokağa fırladım. Şimdi, birincisi öyküleme var, bir öykü anlattı. Bilinç akışı var mı? Bilinç akışı olması için mantık silsilesi olmaması gerekiyordu. Ama mantıklı şeyler söyledim. Uyuyordu, uyandı, yüzünü su çarptı. Dolayısıyla bu yok. Burayı çarpatıyorum. İç konuşma var. içinden geçenleri söyledi. Diyalog var mı? Biriyle konuştu arkadaşlar? Hayır bu yok. Özetledim bir şey? Hayır bu da yok. Dolayısıyla burada öyküleme ve iç konuşma var. Gelin başka bir hikaye sorusuna bakalım. Bunu masalda da bu şekilde sorabilirler. Dikkatli olun. Bu metinle ilgili aşağıdaki yargılarda boş bırakılan yerleri doldurunuz demiş. Alacakaranlık içinde sivri siyah bir kayanın belli belirsiz hayali gibi yükselen şalgo burcu uyanıktı vakit vakit inlettiği trompeti, boru seslerini akşamın serin rüzgarı derin bir uğultu halinde her tarafı yayıyor. Kederli barışmaları ile ölüm hatırlatan oyunbaz karga süreleri bulut davanın donuk yüzünü daha beter artırıyordu. Mor dağlar gittikçe koyulaşıyor, gittikçe kararıyordu. Yamaçlardaki dağınık gölgeler, kuşsuz ormanlar falan filan ne gidiyor şimdi? Siz de yazıldığı böyle yapacaksınız. Demiş ki bir hikayenin nokta nokta bölümünden alınmıştır. Şimdi burada bize hikayenin ilk başta bir girişini yaptı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman giriş yani serim bölümü diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Nokta nokta anlatıma yararlanılmıştır. Şimdi burada bize bir e, öyküleyici anlatım var tabii ki. Öykü var ama aynı zamanda bak... ...gölgeler, ormanlar, fırtına, kartal... ...böyle bir şeyleri ne yapmış? Betimlemiş. O yüzden burada öyküleyici de diyebilirsiniz. Betimleyici, öyküleyici diyebilirsiniz. Ama betimleyici kesin demeniz lazım. Burada kaçıncı kişi ağızdan anlatılmış? Bak, lardı, onlar, kurulmuştu, o. Kararıyordu, o. işte uyanıktı, o. O, o dediğimiz için üçüncü kişiyle anlatım. Uyanıktım deseydi birinci kişiyle olurdu. Burada arkadaşlar... ...hakim, tanrısal bakış açısı var. Niye? Çünkü şimdi... ...burada hem... ...olayları gözlemliyor... ...hem de diyor ki bakın... ...yamaçlardaki dağınık gölgeler, kuşsuz ormanlar... ...hıçkıran dereler, kaçan yollar, ıssız korular... ...sanki korkunç bir fırtınanın görülemesini bekliyorlardı. Nereden biliyorsun öyle bir şey olduğunu? Bak, fırtınanın geleceğini biliyor adam. Dolayısıyla hakim bakış açısı var. Burada tabii ki bizim için... ...görme duyularından faydalanmış. Gözümüzde görüyoruz. İşitme duyusu var, değil mi? E, ee, aynı zamanda ne var? Ee, bakalım şöyle. E, ee, kederli barış, oymaz karga sürüleri, bulutlu hava, donuk hüznü, mor dağlar gidecek, öyle şöyle gidecek, oymazlar, dağınık gölgeler, hıçkıran dereler, hıçkırma, işte işitme oluyor. E, ee, korular, sanki o fırtına gürlemesi, can çekişen bir ızdırap, kaleye giden diş budak, yabancı kokular duyuyor gibi, yabancı kokularda yine koklama duyusunu da görebiliyoruz. Sık sık başlarını kaldırarak kişniyorlar, kişnemek işitme, tırnaklarıyla kazmaya çalıştığı toprakların nemli çimen. Nemli çimende yine dokunma duyusu var. Arkadaşlar bakın sıcak bir Temmuz sabahıydı. Diyorsa orada sıcaklığı biz dokunarak anlıyoruz. Bunu da söyleyeceksiniz. Dokunmayı söyledik. Bir de ne dedik? Kokulardan dolayı koklama. Yabancı kokular duyuyor gibi sık sık başlarını kaldırarak işliyorlar. Ama kokuyu tam söylemediği için burada koklama yazmayalım. Anlatımda tabii ki ne yapmış? İnsan olmayan varlıkları insana benzetmiş. Kişileştirme var. Ve aynı zamanda böyle işte belirli belirsiz bir hayal gibi yükselen şalgo burcu derken onu kişileştirmiş ve aynı zamanda benzetme yani teşbih sanatından da faydalanmış. İşte can çekişen bir kartal ızdırabıyla kıvranıyordu yani ona bir benzetmede bulunmuş. Gelelim hikayeyle alakalı diğer sorularımıza. Hikayeye yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya durumların kişi yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı kısa edebi türdür. Bu doğru. Buraya doğru yazabiliriz. Durum hikayeciliği Fransız yazar Goyda Maupassant tarafından geliştirildiği için Maupassant tarzı hikaye olarak tanınır. Hayır bu durum değil olay hikayesinden bahsediyor. O yüzden bu yanlış. Rus yazar Anton Chekhov tarafından geliştirildiği için olay hikayeciliğine Chekhov tarzı hikayeci denir. Hayır. Rus yazar Anton Chekhov kesit hikayeciliği, durum hikayeciliği geliştirmişti. Bu da yanlış. 14. yüzyılda İtalyan edebiyatında Boccaccio'nun yazdığı Decameron adlı eser hikaye türünün ilk örneği kabul edilir. Burası doğru. Türk edebiyatında ilk yerli hikaye Ahmet Mithat Efendi'nin Letayfi Rivayat bu tat yazmışlar da bunu düzeltelim. Rivayat adlı eserinden asanır. Burası da yine doğru. İlk hikaye budur arkadaşlar. Teknik açıdan güçlü, gerçek anlamda batılı örneklere benzeyen hikaye örnekleri Recaizade Mahmut Ekrem'in Küçük Şeyler adlı eserine yer alır. Bu yanlış. Bu Recaizade Mahmut Ekrem'in değil, Sami Paşazade Sezai'nin arkadaşlar. Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseri. Şimdi burada bir tane iletişim ögeleri sorusu var. İsterseniz onu da bir yapalım. Ardından hemen dil bilgisine geçelim artık. Şimdi hatırlarsanız öğretmen neydi? Öğretmen göndericiydi. Hemen yazıyorum. Gönderici. Öğrenciler de alıcıydı. Bilgi alıyordu. Merhaba evladım diyordu öğretmen. İleti'yi gönderiyordu. İleti. Ee, burada merhaba hocam diye dönüt yapıyordu da. Dönüt diyoruz. Ses dalgaları vardı ve kod Türkçe'ydi. Kullandığımız kod Türkçe. Bağlam sınıf ortamıydı. Burası da kanaldı. Ses dalgaları da kanaldı hatırlarsanız. Bunu da belki hocanız sorarsa diye bir kez daha gösterdik. Şimdi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Hiçbir şekilde vakit kaybetmeyelim. Çünkü daha d bilgisi var. Şurayı kaldırdım. Masalı gösterdik zaten. Ardından fabla da gösterdik. Sorumuzu da çözdük. Geldik isime. Şimdi dirbiks konularına geçiyoruz. Dirbiks konularını çözeceğiz. Ve mükemmel bir şekilde dinamo soru bankamızdan da tekrarlarımızı yaptığımızda inşallah en güzel notları alacağız arkadaşlar. Şimdi. Her varlığın bir isim var. Bazı varlıkların isimleri özel. Mesela sizin isminiz kendinize ait. Ahmet, Mehmet, Emre, Merve, işte Cem, Kerem bilmiyorum. Hepinizin çok güzel isimleri var. Zümra. Bu isimler özel isim. Bunu biliyorsunuz. Cins isimler ise işte tür ismi yani. Kalem, kapak gibi. Somut isim duyu organlarımızı algılayabildiğimiz isimler. Soyut isimler ise akıl, sevgi, kaygı, ruh, rüya gibi duyu organlarımıza değil de aklımız algıladığımız şeyler. Tekil isim lerler iki almamış teknik bildiren isim. Mesela kalem tekil, kalemler dediğimizde çoğul oluyor. Zaten şunu söyleyebiliriz ki nerede lerler varsa orada çoğul anlam vardır. Hatta şöyle diyebiliriz. Nerede çokluk orada lerler. Bakın koyun koyunlar, ağaç ağaçlar, asker askerler diyebiliriz. Topluluk ismi ise lerler eki almasa bile çoğul anlamı içeriyor. Yani sürüler de deseniz, sürü de deseniz, ormanlar da deseniz, orman da deseniz, ordular da deseniz, ordu da deseniz bu çokluk bildiriyor. Yani asker tekil, askerler çoğul, ordu bu lerler eki almasa bile topluluk bildiriyor. Yapılarına göre isimlere baktığımızda kitap basit bir isim. Ama kitapçı dediğimizde türemiş bir isim oluyor. Kitap evi dediğimizde ise iki kelimeden oluştuğu için bileşik oluyor. Mesela kalem basit. Kalemlik dediğimizde anlam değiştiği için türemiş oluyor. Ama kalem tıraş dediğimizde bakın bunu da yazayım şuraya. Kalem basit. Kalemlik dediğimizde anlam değiştiği için türemiş. İki kelimeden oluşan kalem tıraş ise tabii ki birleşik sözcük oluyor. Bu kadar basit. Su basit, susuz ya da sulu türemiş. Su çiçeği bileşik. Can basit, canlı türemiş. Can kurtaran bileşik olmuş oluyor. Şimdi bir de sıfatlarımız var. Sıfatlar ise isimlerin anlamını ...niteleyerek ya da belirterek tamamdır. Yani sıfatın diğer adı da öne at. Yani şöyle düşünün. Sıfatlar esasında isimlerin sevgilisi gibi. Yani isimler olmadan yaşayamıyorlar. Çünkü sadece isimlerin anlamını tamamlayabiliyorlar. Ya da isimlerin yerine geçen zamirlerin anlamını bazen tamamlayabilirler. Peki bu nasıl oluyor hocam? Şöyle. Mesela diyelim ki bir ee, sıfat düşünelim. Mesela şuraya öğrenci yazıyorum. Öğrenci bir isim öyle değil mi? Öğrenci bir isim. Eğer biz bu öğrenciye çalışkan öğrenci dersek... ...sizlerden bahsediyorum ya da akıllı öğrenci dersek ya da dürüst öğrenci dersek bu sözcükler öğrenci isminin anlamını niteleyen niteleme sıfatları oluyor. O zaman bunlar niteleme sıfatı oluyor arkadaşlar. Niteleme sıfatları da isimlere sorulan nasıl sorusuyla bulunuyor. Nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci. Nasıl öğrenci? Akıllı öğrenci. Nasıl öğrenci? Dürüst öğrenci diyoruz. Bir de belirtme sıfatları var. Belirtme sıfatları ise mesela diyelim ki iki öğrenci dediğimizde ya da üç öğrenci dediğimizde ya da birinci öğrenci dediğimizde bunlar kaç sorusuna cevap verdiği için veya kaçın sorusuna cevap verdiği için sayı sıfat oluyor. Kaç öğrenci? İki öğrenci. Eğer biz bu öğrenci ya da şu öğrenci ya da öteki öğrenci ya da diğer öğrenci diye işaret edersek bu seferde ne oluyor? İşaret sıfat oluyor. Bunlar da hangi sorusuna cevap veriyor. Eğer her öğrenci ya da birkaç öğrenci ya da 2 3 öğrenci dersek bak 2 sayı sıfatı 3 sayı sıfatı ama 2 3 deyince bir belirsizlik oluşuyor. 2 3 mü? Ne yani? 2 3 3 mü 4 mü 2 mü belli değil. Dolayısıyla 2 3 öğrenci dediğimizde ise bu da arkadaşlar belgisiz sıfat oluşturuyor. Devam ediyorum. Eğer nasıl öğrenci ya da hangi öğrenci ya da kaç öğrenci dersek bu da varlığın ismini ya daha doğrusu varlığı soru yoluyla belirtiyor. O yüzden de bunlara soru sıfatıyoruz. Bir şey dikkatiniz çekti mi? Niteleme sıfatlarını mavi yazdım ve yuvarlak yaptım. Ama bunların hepsini kare 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 yaptım. Neden? Çünkü bunların hepsinin adı arkadaşlar belirtme sıfatının altına toplanıyor. Yani sıfatlar esasında ikiye ayrılıyor. Niteleme sıfatları bir. Belirtme sıfatları iki. Belirtme sıfatları da kendi içinde A sayı sıfatı, B işaret sıfatı, C belgi sıfat, D soru sıfatı diye dörde ayrılıyor diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla sıfatlar isimlerin anlamını tamamlıyor. Onlarsız yapamıyor. Burada zaten onu anlatmışız. İşte beyaz gömlek niteleme sıfatı, şu ev işaret sıfatı, hiçbir kitap, birçok kitap, belge sıfat, iki elma, ikinci kat, üçte iki pay, ikişer ceviz bunlar sayı sıfatları. Kaç yolcu, nasıl yolcu bunlar da soru sıfatları oluyor. Burada sıfatlarda küçültme yapabiliyoruz. Mesela büyükçe bir ev dediğimizde bu küçük anlamı kazanmış oluyor. Ya da sarımtırak bir e, limon yani tam daha sarı değil gibi anlatabilir mi? Çalışkan öğrenciler dediğimizde öğrenciler isim, çalışkan sıfat ama çalışkanlar dersek orada sıfat kalmıyor artık o adlaşmış sıfat oluyor. Şimdi gelin şurada edatları ve bağlaçları anlatmadan önce son konumuzu anlatmadan önce sıfatlarla alakalı isimlerle alakalı biraz soru çözelim ki sıcağı sıcağına pekiştirmiş olalım. Şimdi şurada ha şurada bir sorumuz var. Bakın demiş ki bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Hangi şehirde? Hangi şehir? Soru sıfatı. Doğru. Niteleme sıfatı demiş. Küçük çakıl taşı. Nasıl çakıl taşı? Küçük çakıl taşı. Niteleme sıfatı. Doğru. Nasıl bulayım? Soru sıfatı demiş. Hayır bak. Nasıl ev derse soru sıfatı olur. Ama nasıl bulayım dediğinde bulayım fiil olduğu için bu arkadaşlar soru zarf oluyor. Çünkü mantığımız şu. Sıfatların sevgilisi isimler ama zarfların sevgilisi fiiller. Yani şunu demek istiyorum. Mesela güzel ev derseniz sıfat oluyor. Hoş ev derseniz sıfat oluyor. İşte akıllı e, insan derseniz sıfat oluyor. Ama güzel oynuyor derseniz zarf oluyor. Hoş oynuyor derseniz, hoş konuşuyor derseniz zarf oluyor. Yani fiilin önüne gelirse kelime zarf oluyor, fiilin anlamı tamamlarsa ismin önüne gelirse de sıfat oluyor. Belirtme sıfatı demiş. Evet bir kocaman. Bir kocaman şehir derken burada belgesi var. O da belirtme sıfatı. Doğru. Ee, beşinci sözü tür adıdır. Şehir bir ad. Evet özel isim değil. Bu da yine doğru. Başka sorumuz var mı? Ona bakalım. Edatlar, bağlaçlar, Yazın noktalamaya geçmeden önce şurada bir sorumuz var. Ona bir bakalım şöyle. Gösterelim. Bakın şimdi. Demiş ki. Bu parça aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Kelebekler vadisi yeryüzüne doğa tarafından özelle şekillendirilmiş az sayıdaki eşsiz cennetten biridir. Ölü deniz sınırları içinde bulunan vadi 80 kelebek türüne hesaplı yapmaktadır diyor. Şimdi birincisi sıfatı derecelendirme görevinde kullanılmış bir belirteç. Yani sıfatı miktarını bildiren bir zarf diyor. Of ama kazık diyebilirsiniz. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela şöyle. Diyelim ki öğrenci bir isim değil mi? Öğrenci bir isim. Bir öğrenci dediğimizde bu sıfat oluyor. Belgi sıfat. Çalışkan bir öğrenci dediğimizde bu da sıfat oluyor çok çalışkan bir öğrenci dediğimizde buraya dikkat edin şimdi. Burada çok öğrenci mi yoksa çok çalışkan mı? Yani çok sözcü öğrencinin mi anlamını tamamlıyor yoksa çalışkanın mı anlamını? Çalışkanın anlamını tamamlıyor. İşte bu sıfat, bu da sıfat, bu isim, bu ise sıfatın miktarını bildiren, çalışkanlığın miktarını bildiren zarf yani belirteç oluyor. Şimdi burada öyle bir sözcük yok ama diğerlerini bulalım. Sıfat yapan ki mesela nasıl cennetten biri? Az sayıdaki cennetten biri. Sayıdaki sıfat yapan ki. Niteleme sıfatı var mı? Evet. Var. Mesela ee, ne olabilir? Eşsiz cennet. Nasıl cennet? Eşsiz cennet diyebiliriz. Başka var mı? Başka göremiyorum ben şu anda. Hmm, bakalım. Başka yok. Tamam. Niteleme sıfatı var. Asıl sayı sıfatı var mı? Evet. 80 kelebek. Bakın 80 kelebek asıl sayı sıfatı. Belirtisi at tanımlaması. Bu nedir hocam diyebilirsiniz. Hemen bunu da sizlere anlatayım. Şimdi tamlamalar denen bir şey var arkadaşlar. Bu daha çok onun sınıf konusu ama belki hocanız işlemiş olabilir diye riske girmemek için burada da anlatacağım. Şimdi bir parti düşünün. Partide bir tane adam var tamam mı? Bu tek yalnız gelmiş. Bu da tek bu da yalnız gelmiş. Bu da tek bu da yalnız gelmiş. Bunlar tamlama değil bunlar tek. Ama bir de çiftler var. Bunlar yanlarında sevgilileriyle gelmişler. Bak hmm, bunlar tamlama işte. Bunlar tamlayan ve tamlanandan oluşan çiftler. Couple bunlar çift. Bunlar... Ay tek. Hmm, anlıyorum. Bunlar çift. Bunlar tamlama. Tamlamada tamlayan ve tamlanan var. Yani karı koca gibi. Anlaşıldı mı? Şimdi bunu neden anlatıyorum? Tamlamayı nasıl bulacaksınız? Mesela öne görüyorum. İşte emir e, kitabını masaya bıraktı dediğimizde bu cümlede tamlama yok. Bunların hepsi tek. Bak emir bıraktı. Kitabını bıraktı. Masaya bıraktı. Bunların her biri tek. Tek, 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 tek. Ama şimdi şuraya bakın. Emirin kardeşi bu kitabı e, yandaki masaya yandaki masaya bıraktı dediğimizde şimdi burada durumlar değişti. Niye? Bak şimdi. Emir'in kardeşi bıraktı. Bu kitabı bıraktı. Yandaki masaya bıraktı. Yani Emir'in bıraktığı ya da bu bıraktı ya da yandaki bıraktı diyemiyorsun. Bunların hepsi bütün. Yani bunlar tekti ama bunlar artık bir tamlama. İsim tamlaması, sıfat tamlaması. Peki hocam bunun isim tanlaması yani İT... bunun sıfat tanlaması ya da bunun sıfat tanlaması olduğunu nereden bildiniz? tam tamam olduğunu anladık. tamlamalar bunlar ikili ikili. Ama ne tamlaması olduğunu nereden bileceğiz? Burada da şöyle bir mantık var arkadaşlar. Bir sözcüğün ne tamlaması olduğunu şöyle anlıyoruz. Bakın şimdi. İsim tanlamasında İT yazıyorum ama siz anlıyorsunuz. Bir tamlayan var bir de tamlanan var. Sıfat tanlamasına da yine bir tamlayan var bir tamlanan var. Buraya dikkat edin. Bu üniversite sınavında da her sene bir tane çıkıyor. Hocanız da size sorabilir. Şimdi isimleri sıfatlar öğrendiyseniz tamlamalarını da öğrenmeniz lazım. Şimdi Burada isim tanımasında da birinciye tamlayan diyoruz. İkinciye tamlanan diyoruz. Burada da yine sıfat ve isim var. Zaten sıfatlar isim olmadan olmuyordu. Şimdi, dikkat edin buraya. Şimdi mesela bir soru söylüyorum. Mesela sınav yazıyorum buraya. Buraya da sınav yazıyorum. Buraya mesela ne yazalım? Defter yazıyorum. Buraya da defter yazıyorum. Veyahut da... Ee, ...tiyatro yazıyorum buraya... ...buraya da tiyatro yazıyorum. Şimdi bak dikkat edin, burası çıkmış üniversite sınavında. Şimdi eğer ben... ...güzel veya zor sınav dersem... ...bu sıfat alması oluyor. Ya da renkli defter dersem... ...bu sıfat alması oluyor. Veya da hmm, ne diyelim mesela... ...yeni tiyatro dersem... ...bu sıfat alması oluyor. Neden? Çünkü nasıl sınav, nasıl defter, nasıl tiyatro diyorum. İşte burada sorduğum soru şu... ...nasıl sorusunu soruyorum. Ya da hangi sorusunu soruyorum. Ya da kaç sorusunu soruyorum. Kime... Bu sol taraftakini soruyorum. Peki hocam bu nereden çıktı? Hatırlar mısınız? Sıfatlar vardı. Bakın sıfatlarda hangi soruları soruyorduk? Nasıl, kaç, hangi sorularını soruyorduk? Nasıl, hangi, kaç sorularını? İşte sıfatları bulduran soruları sorduğunuz zaman sıfat anlaması olmuş oluyor. Burası sıfat anlamasının adası. Nasıl sınav? Zor sınav. Nasıl defter? Renkli defter. Nasıl tiyatro? Yeni tiyatro. Veyahut da iki tiyatro, üç defter. Bu sınav da diyebiliriz. Fark etmez. Şimdi bu tarafa geliyorum. Dikkat edin. Eğer ne sınavı Türkçe sınavı dersen bu isim tanıması oluyor. Veyahut da kimin defteri? Ali'nin defteri dersen bu isim tanıması oluyor. Ya da bakın bu çıkmış üniversite sınavında ne tiyatroları? Devlet tiyatroları dersen bu isim tanıması olmuş oluyor. Tiyatro, evet. Tiyatroları dersen isim tanıması olmuş oluyor. Yani burada ise, burada ise ne ya da neyin ya da kimin sorularını soruyoruz. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar bize isim tamlamalarını buluyor. Yani siz tamlamayı buldunuz diyelim ki. Yani şöyle çiftleri buldunuz. Aa bunlar tamlama çok sevdim çok tatlılar. Bunlar tek geç geç bunları sevmedim. Bunlar çift tamam. Emir'in kardeşi bak. Kimin kardeşi diyorum gördünüz mü bak. Kimin kardeşi Emir'in kardeşi isim tamlaması. Ama şuraya bak. Hangi kitap? Bu kitap sıfat tanıması. Hangi masa? Yandaki masa sıfat tanıması. Dolayısıyla bu soruları sorduğunuzda bu kelimeleri bulursunuz ve sıfat tanıması olur. Bu soruları sorduğunuzda bu kelimeleri bulursunuz. Bu da isim tanımlaması olur sevgili arkadaşlar. İşte burada da ne vadisi kelebekler vadisi diyerek belirtisiz at tanımlaması var. Ya da ne tarafından doğa tarafından ee, ya da işte ne sınırı deniz sınırı dediğimizde bunlar hep belirtisiz at oluyor. Belirtili belirtisi dediğimizde şey şu ne sınavı dersen Türkçe sınavı belirtisiz oluyor. Türkçenin sınavı dersen belirtili oluyor. Ali'nin defteri dersen belirtili oluyor. Devlet tiyatroları belirtisiz, devletin tiyatroları dersen belirtili oluyor. Yani hem birinci hem de ikinci ek biz bunlara belirtili. Sadece ikincisi ek belirtisiz isim tanımlaması diyoruz. Üç tanesi olursa da buna da zincirleme diyoruz. Bu da var ama bu yok arkadaşlar. Şimdi gelelim, daha doğrusu gelelim değil e, şuradayız. Şuraları bitirmiştik. Metinler, mümkünler. Bunlar bitti. Evet. Ha. Şeye geldik. Edatlar, sedatlar ve bağlaçlara. Bu espriyi hep edat kelimesini söyleyince yapmak durumunda hissediyorum kendimi. Hemen onlara da bakalım. Ardından da şöyle edat kullanılmıştır diyor. Ha. Şuraları bitirdik. Sıfatları bitirmiştik. <laughs> edat bağlaç önemli. Edatlar, ilgeçler sözcükler arasında anlam ilgisi kuruyor. Bağlaçlar ise sözcükleri, sözcük gruplarını bağlıyor. Mesela gibi için e göre e kadar sanki üzere sadece e doğru e karşı e değil. Bunlar hep edat. Bunları gördüğün zaman yüzde yüz edat. Yani bunları görünce hiç endişelenmene gerek yok. Bunlar da hep yüzde yüz bağlaç ve veya ya da ki ama fakat bile hatta. Ancak burada bir şey var ki ile eğer ve anlamına geliyorsa bağlaç oluyor. Ne ile kimle anlamına geliyorsa edat oluyor. Mesela Ali ile Emre geldi dersen, Ali ve Emre geldi dediğin için bu bağlaç oluyor. Ama Ali arabayla geldi dersen bu kimle değil ne ile sorusuna cevap verdiği için Ali araba ve geldi diyemeyeceğin için edat olmuş oluyor. Ancak ve yalnız sözcükleri ama fakat anlamına geliyorsa bağlaç, sadece anlamına geliyorsa da edat oluyor. Mesela bu soruyu ancak Emir çözebilir dersen, bu soruyu sadece Emir çözebilir. Yalnız Emir çözebilir anlamına geldiği için edat oluyor. Emir soruyu çözebilir. Ancak ...dikkatli okuması lazım dersek... ...emir soruyu çözebilir... ...fakat... ...ama... ...yalnız... ...dikkatli okuması gerekir anlamı katlı için... ...bağlaç olmuş oluyor... ...ünlemler zaten lokum ötesi... ...ey hey eyvah falan filan bunlar ünlem... ...şimdi gelin... ...isterseniz... ...hemen bununla alakalı... ...sorumuz var mı... ...onlara bakalım sizlerle beraber... ...gerçekten edatlarda burada... ...denize karşı oturmuş martılara simit atıyordu... ...bak... ...e karşı edatımız var... ...hmm... ...denize karşı oturmuş... ...devam ediyorum... Burada doğanın tüm renklerini görmek mümkündür. Yüzün güldüğüne göre, e göre, çok çalışmasına rağmen, e rağmen, senden yana hiçbir şüphemiz yok çünkü sana göre zaman. Den yana, e rağmen, e göre, e karşı, edat ama Bursa seçeneğinde herhangi bir edat yok arkadaşlar. Gelelim bağlaça. Sana telefon edecektim. Ne var ki? Hiç boş vaktim olmadı. İki saat sonra İzmir'deyiz. Yeter ki yolda bir aksilik çıkmasın. Ki var, yeter var. Burada birkaç gün daha kalmak istiyorum. Gel gör ki zamanım yok. Basın toplantısına gelmedi. Oysa ki dün geleceğini söylemişti bize. Söylediklerimi yaptığın zaman derslerdeki o kötü Söylediklerimi yaptığın zaman derslerdeki o kötü gidişe bir dur dersin. İyi derim de hani Edat bağlaç hiçbir şey yok burada. O zaman cevabımız E seçeneği. Şimdi gelin yazım yanlışları sorularına da bakalım. Bu cümledeki yazım yanlış hangisiyle giderilebilir? OBS'ye karşı el ele bak el ele baş başa göz geze diz dize yan yana ard arda hep ayrı yazılır. Dolayısıyla burada yazım hatası bu. Cevap A. Hemen <laughs> yaptım ama diğerlerini kontrol edelim. Projesi sözü büyük harfle başlatılarak hayır. Projeyi küçük yazabilirsin çünkü zaten buradakilerin hepsini büyük yazdın. Hak etti bitiş yazılara hayır. Hak etti bakın şuraya dikkat edin. Hak, fark, terk. Bunlar ayrı yazılır. Hak etti, fark etti, terk etti. Ses olayı yok ama his, af, zan bunlar bitiş yazılır. Neden? Çünkü burada arkadaşlar hissetti, affetti, zannetti diye ünsüz benzeşmesi oluyor. Hissetti, affetti, zannetti diye ünsüz türemesi oluyor. O yüzden bunlar bir yazılır. Ama bu doğru yani. Bunlarda sıkıntı yok. Doçent doktor kısaltmalarındaki noktalar kaldırılarak hayır. Kısaltmalarda nokta olur. ...desteğiyle sözü desteğiyle ile şeklinde yazılarak. Hayır öyle bir şey gerek yok. O yüzden cevabımız da. Son sorumuzu yapalım. Noktalama işaretleri sorusunu. Ardından da sizler mutlaka dinamodlardan ve yazın notlarından sıkı sıkıya çalışmanı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu parçada ayraçlarla gösterilen yerlere ne gelecek demiş. Başlayalım. Yaklaşık 120 metre yüksekten dökülen sular şelalenin kıyısında müthiş bir gürültü çıkarıyor. Hmm. Yer büyük. O zaman buraya nokta koyduk. Yakın çevrede güzel derenin bir de kardeşi var. Samandere şelalesi. Ha, buraya iki nokta koyacağız. Niye? Kardeşinden önce açıklama geldi. Bir kardeş var. Kim o? Samandara şelalesi. Batı Karadeniz boyunca kesintisiz uzanan dağ silsilesi düzcede kollara bölündüğü için bölge e, şelale ve yaylar açısından çok zengin. Tam buraya da virgül koyduk. Sakarca ve Topuk gibi kaynaşlı yaylalarından biri olan Sinekli'den Abant Gölü'nü kuş bakışı izlemekse eşsiz bir deneyim. Üç nokta. Hmm, çünkü cümle bitmedi. Tertemiz yaylı havasına bol bol oksijen depolayıp buz gibi pınarlardan duyasıya içmek de... Bir dakika. Şimdi buraya... Dedi ki Sakarca ve Topuk gibi kaynaş şehirlerinden biri olan Sinekli'den Abant gönlü kuş bakışı izlemekse eşsiz bir deneyim dedi. Burada bitirelim bitmemiş esasında. Çünkü bitmeyen yer burası. Deneyimdir demek istiyor. Esasında eksiltili cümle olmuş ama burada bitirmemiş gibi düşündük. Halbuki T'yi büyük başlatmış ve en önemlisi de e, bu cümle daha da bitmemiş. O yüzden buraya üç nokta koyalım. Yani şöyle tertemiz yaylı havasına bol bol oksijen depolayıp buz gibi pınarlardan duyarsa içmek de diye gidiyor ve B de büyük başlamış. Buraya nokta getiremeyiz ama şöyle nokta gelir mesela. Sinekler, abant gölünü, kuş bakışı izlemekse eşsiz bir deneyim. Dir demek istiyor yani. Dolayısıyla buraya nokta gelir, buraya da üç nokta gelir. Burada her şey gerçekten bir harika. Buraya nokta da getirebiliriz ama esasen ünlem işareti getirmemiz daha iyi. Niye? Çünkü burada her şey gerçekten bir harika diyesimiz geliyor. Şimdi kontrol edelim. Ee, nokta, iki nokta üst üste, virgül, sonra yine nokta geldi dedik, sonra üç nokta geldi dedik, sonra da en sona ünlem işareti koyduk. Böyle bir seçeneğimiz var mı? Yokmuş. Düşünseniz <laughs> bulamıyoruz. Bu değil bu evet cevabımız Bursa seçeneği arkadaşlar. Diğerleri de zaten farklı oluyor. Evet tüm sorularımızı bitirdik galiba. Bayağı yorucu bir saatlik bir yazılı provası oldu ama inşallah ödül sorumuza da geldik. Ödülümüze yazıldan sonra çıktıktan sonra çalışıp inşallah yüzleri de alacağız. Hadi bakalım şimdiden yazılarınıza başarılar arkadaşlar.